Arkadaşlar hemogram testinin içinde PDV denen bir parametre var. Bu PDV nedir? Niye yükselir? Yüksekliği ne demektir? Size kısaca bunu anlatayım. Hemogramla ilgili anlatmadığım bir şey kalmasın. Şimdi arkadaşlar PDV demek platelet distribution width, yani İngilizce trombosit dağılım aralığı demek bu. Bu test trombositlerin böyle birbirinden büyüklük farklılıklarını gösterir. Yani PDV değeriniz yüksekse sizin kanınızda irili ufaklı trombositler vardır. Birbirinden boyutça farklı, çok fazla farkı olan trombositler vardır demek. PDV değeriniz ne kadar düşükse ise tam tersi trombositler böyle birbiriyle aynı çaptadır demek bu. Boyut olarak birbiriyle aynıdır, benzerdir demek. Peki bu PDV testi niye istenir arkadaşlar? Bunu söyleyeyim size. Bu genellikle tek başına istenmez. Bu hemogram testinin içinde istenir. Otomatik olarak çalışır yani. Şimdi PDV yaklaşık 8 ile 14 femtolitre arasında olan bir değer. Bu femtolitre dediğimiz litrenin katrilyonda biri, bir hacim demektir. PDV değeriniz düşükse bu genellikle şunu gösterir. Sizde daha böyle yaşlı trombositler vardır. Çünkü trombositler böyle küçüktür. Birbirlerine aynı çapta boydadır. Kemik iliği yani trombosit yapmakta biraz zorlanıyor demek olabilir bu. Bu da genellikle biraz kanama riskiyle gider. Yani çok fazla trombosit sayınız düşük değilse bir sıkıntı olmaz ama trombosit sayınız da düşükse artık bir sıkıntı var demektir. PDV düşüklüğü birçok durumda olur. Mesela kemik iliği yetmezliklerinde, trombositozlarda, lupus gibi otoimmün hastalıklarda, kemoterapi alan hastalarda, işte hipotiroidizm, yani tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda, HIV infeksiyonunda, demir eksikliği anemisinde, B12 eksikliği gibi anemi çeşitlerinde, yani birçok durumda PDV seviyeniz düşebilir. Yani trombositler böyle küçük ve birbirine yakın boyutta olabilir. PDV yüksekliğinde tam tersi, ne demiştim? Trombositler böyle birbirinden boyutça çok farklı demektir bu. Burada da pıhtılaşma riski olur arkadaşlar. Eğer trombosit sayınız da yüksekse bu risk daha da artar. Yani PDV'nin yüksek olması pıhtılaşma riskini arttırır kabaca. Düşük olması da kanama riskini arttırır. PDV yüksekliği peki niye görülür? Bu da çok çeşitli durumlarda görülebilir. Mesela travma geçirmişsinizdir, kan kayıpları yaşamışsınızdır, alkolizm vardır, B12 eksikliğiniz vardır, böyle kronik uzun süreli hastalıklarınız, infeksiyonlarınız vardır. Doğum kontrol ilacı kullananlarda da olabilir bu. Karaciğer hastalıkları olabilir. ITP denen trombositlerin böyle nedensiz, nedeni bilinmeyen idiopatik eksikliğiyle giden bir hastalık var. Onda olabilir. Diyabet de olabilir. Kalp damar hastalıkları olabilir. Yani birçok durumda PDV seviyeniz artabilir. Yani özetle PDV'niz düşükse tekrar söyleyeyim, kanama riskiniz biraz yüksek olabilir. PDV'niz yüksekse de pıhtılaşma riskiniz biraz yüksek olabilir. Tabi trombosit sayısı ve fonksiyonları da önemli burada. Tek başına PDV ile karar verilmez. Ama ne oldu? PDV testinizi kabaca öğrenmiş oldunuz. Bu testi öyle herkes size anlatmaz böyle basitçe. Eminim rahat bir şekilde öğrenmiş oldunuz. Evet arkadaşlar. Video böyle. Bununla ilgili çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Çok fazla dediğim gibi hani önemsenen bir test de değil bu. Genellikle trombosit sayısına falan bakarlar o PLT'ye. Onunla ilgili videomu zaten üstte koyacağım, linkten izlersiniz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü bu beğeni oldukça video daha hızlı bir şekilde yayılıyor. YouTube'un algoritması böyle. Onun için en azından izlerseniz beğenmeyi de unutmayın ki biraz daha hızlı yayılsın videom. Evet. Sorunuz varsa videonun alttan çekilmeden sorun arkadaşlar. Herhangi bir konuda soru sorabilirsiniz. Böyle mantıklı sorunuz olursa çekinmeden ve zamanım olursa yanıtlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.